Eski başkan Donald Trump 91 ağır suçlamayla karşı karşıya ve bu yıl en az bir ceza davasının görülmesi bekleniyor. Sağlık sorunları 81 yaşındaki başkan Joe Biden'ı etkileyebilir. Headline. Manşet, Biden'ın ileri yaşı büyük bir sorun ancak Trump'ın ki değil. Oysa Trump da 77 yaşında. Is... Büyük gece Kasım ayında ülkemizi geri aldığımızda yaşanacak. Peki, Kasım seçimlerinden önce adaylardan biri ölür ya da iş göremez hale gelirse ne olacak? Bu olasılık parti kurultaylarından önce gerçekleşirse, bazı eyaletler yarışa daha fazla adayın katılmasına izin vermek için ön seçim tarihlerini uzatabilir. Ön seçimlerin galibi her partinin kurultayında partinin başkan adayı olarak resmen ilan edilir. Cumhuriyetçiler kendi kurultaylarını Temmuz ayında yapacak. Demokratlar da Ağustos ayında Önde giden adaylardan birinin çekilmesi ve hiçbir adayın çoğunluğa ulaşamaması halinde delegeler başka birini aday gösterebiliyor. Delegelerin pazarlık için özgürlük alanı geniş olabilir. Birini seçebilirler. Belki de aday olmayan başka birini seçebilirler. Bu tarihimizde görülmemiş bir şey değil. Ancak Cumhuriyetçi ya da Demokrat adayın kim olacağına parti kurultayı karar verecek. Kurultaydan sonra adayın çekilmesi halinde partiler delegeleri yeniden toplayarak yerine geçecek kişiyi seçerler. Ancak bu kişinin başkan yardımcısı adayı olacağı da garanti değil. Seçimden sonra da benzer bir süreç yaşanır. Diyelim ki Biden kazansa ve görev yapamasa bile başkan yardımcısı Kamala Harris otomatik olarak yerine geçemez ve seçiciler kurulu yeniden oy kullanır. Peki ya seçiciler kurulu anlaşamazsa ne olacak? At that point... Bu noktada hiçbir aday çoğunluğu sağlayamazsa seçim Temsilciler Meclisine gidecektir ve böylece seçim gerçekten de yüzlerce yıldır karşılaşmadığımız bir şeyle sonuçlanabilir. Kongre'nin 6 Ocak'ta seçim sonuçlarını tescil etmesinden sonra seçilmiş başkanın ölmesi halinde ise seçilmiş başkan yardımcısı başkan olarak göreve başlar. Bu senaryolardan herhangi biri, özellikle de sonuca itiraz edilmesi halinde mahkemelerde sürüncemede kalan son derece karmaşık bir süreç haline gelebilir. 6 Ocak 2021'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basması sırasında ülkenin tanık olduğu gibi bu sürecin yine şiddete sahne olmasıysa endişe konusu.